akşamlar. Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Pandora'nın merakı ile karşınızdayız her çarşamba akşamı olduğu gibi. Bu hafta karşımda çok kıymetli edebiyatımızın çok uzun yıllardır yazan isimlerinden biri sevgili Şebnem İşigüzel var. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi ben röportajlarınızdan okuduğum kadarıyla siz böyle kendi kitaplarından bahsetmeyi çok sevmeyen bir yazarsınız aslında. Ama çok taze olduğu için en azından analım. Memoria 2 ay kadar oldu galiba, evet. Değil mi? Ağustos sonuydu çıktığında. Yazdığınız en hacimli şey bugüne kadar ki. Çok da böyle o gözünü korkuttuğunu bir takım okurların. Ama okuyunca da bir bu kadar daha olsa bu kadar daha okurdum dedirten, evet, bir şeyi var. Bir yüzyıl romanı aslında. Yani böyle çok enteresan. İçinde nasıl diyeyim? Yani geçmiş, bugün ve gelecek, yani bu geçmiş yüzyıl, bu yüzyıl ve sonraki yüzyılı barındıran. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok sıkıştırmayacağım sizi bununla ilgili. Evet, yüzyılın romanı Karadar Tekkesi'nde başlıyor. Evet. Cumhuriyet'in ilanıyla başlıyor. Tekke kapanmasın isteyen kadınlar ve her şeyi aslında bugün hatırlayan genç bir kahraman var. Evet, hayırlı olsun diyelim tekrar ve duyurmuş da olalım bu vesileyle. Bundan sonrasında artık okuduklarınız, izledikleriniz, ne anlatmak istiyorsanız, işte malumunuz, sizi ne siz yaptı, burada külliyatınız duruyor. Bütün bunları yazmaya sizi ne sevk etti, ne oldu onu konuşacağız. Siz istediğiniz gibi bavulunuzla başlayabilirsiniz. Tamam. Bu bavulu da aslında Kore'de bir edebiyat toplantısına giderken almıştım. Ben seyahat etmeyi sevmem. Gerçekten evet, mi? Evet, hiç sevmem. Aa, çünkü sanki kaybolacağım ve bir daha geri dönemeyeceğim gibi korkularım var. Bir de aslında bütün dünya kafamın içinde gibi. Hani ben Japonya'ya da gitsem tam böyle düşünmüştüm yani derim ve o kadar yazık, karbon izi bırakmama yazık diye düşünüyorum. Bir de tabii okumaktan dolayı hakikaten hani bütün ülkeleri tanıyorsunuz, biliyorsunuz gibi bir his. Peki o his, çok iyi anlıyorum bu duyguyu, bende de oluyor ama sonra gidip kafamdakinin sağlamasını yapmaktan da bir tür haz alıyorum mesela. Siz almıyor musunuz? Tabii sonra şöyle bir şey oldu tabii ki, yani bu şey korkumu da yendim, seyahat korkumu da yendim. Onu da hani bütün bu edebiyat festivalleriyle yendim aslında. Çünkü eserleriniz çok fazla dile çevrildi, ve seyahat etmeniz gerekiyor. İstanbul'dan gelen kadın olarak aslında en korkulan yerden gelenin ben olduğunu çoğu zaman anladım. Festivallerde en zor adresleri ben bulabiliyorum, işte bütün yazarlar dağılıyorlar çünkü işte İstanbul'dan geliyorum, sokak adlarının bazen olmadığı. Hatta bir İsveçli yazar şey demişti, o tabii ki bulur, o İstanbul'dan geliyor, Atlantis'ten gelen kadın gibi. Ben orada korkudan 2 gün sokağa çıkamadım biliyor musunuz deyip. Doğru, evet. Burada bu kaosta hayatta kalmayı başaranlar olarak kolay olmalı. Doğru söylüyorsun. Bunu hatırlattı. Şimdi yazarlık, bu benim annemin çantası. Yani çantalar hep tabii annelerin çantası, bir hayra açılır. İçinden ya harçlık çıkar ya bir mendil çıkar, sümüklerinizi siler. Bende de o duygu vardı hep çantayla ilgili. İçinde annemin. Aslında beni doğuracağı zaman okuduğu bir kitap, okuyamadığı bir kitap, yarım bıraktığı bir kitap. Sonra tekrar dönmüş geri, Denizi Yitiren Denizci. Annem bir doğa romanları severdi. Yaşar Kemal'i çok severdi. Yani annemin elinde hatırladığım ilk kitap buydu. Anneniz okuyan bir kadın mıydı? Evet, ama böyle takıntılı yazarları vardı. Onların dışına pek çıkar ama tekrar onlara bir geri döner. Mesela Mishima onlardan biri miydi yoksa tesadüf mü? Değildi, tesadüfen. Kaldı ki zorlanmış bu kitapta, bırakmış. Beni çok genç doğuruyor tabii ki. Ama hani elinde hatırladığım bir kitap. Orada Mishima depresif, karanlık, karmaşık. Evet, Japonları anlamak zaten başına bir mesele. Şimdi tekrar Japon edebiyatı moda olunca. Ben de bu bir türlü okuyamadım. Yani herhalde annem zorlandığı için öyle düşündüm. Annem de beni doğuracağı için
genç ve işte korkuyor, işte bir bebeğim olacak, nasıl olacak, o korkuyla okuyamadığını düşünüyorum. Böyle bir kitap. Kaç yaşındaymış anneniz? 20 yaşında. Oo, çok genç. Peki takıntılı yazarları kimlerdi? Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Evet. Manzaralar işte, o uçsuz bucaksız, Moyan aynı şekilde aslında, aynı şey, manzaralar. Evet. Bu kitabın da yakın zamanda yeni baskısı yapıldı. Kapağı gözümün önünde, yeni kapağı yani. Ona böyle da bakayım o zaman. Can Yayınları'nın böyle turkuazlı mavili bir kapağı var. Yine buna aslında benziyor, evet, duygusu. Evet. Japon edebiyatından bayağı bir şey. Ve Mezura. Bu da sürekli bir ölçü alınırdı. Yani nasıl desem, hep bir şeyler örülüyor, dikiliyor ve onların ölçüsü. Bende de mesela ölçü kavramı çok gelişmiştir. Böyle yazacağım şeylerin, metnin sayfası anında kafamda belirir ve aşmam onu garip bir şekilde. Yani şu kadar sayfa olacak diye başlarım. Nereye geldiğimi bilirim. Bunun şeyi, bu alamet farikasının hep bu Mezura olduğunu düşünürüm. Onları isterseniz masanın üstüne koyun. Tamam. Sonra daha kolay olur. Tabii çantalar, aslında Anna Karenina'nın da bir çantası var. Hatta trenin altına atarken kendini elinden çıkarmaya çalışır, niye bunu yapıyorsa. Bu da babaannemin çantası. Bu çantayı da çok net hatırlıyorum. Bu daha eski bir çanta ama o uzun zaman bunu kullandı ve yelpazesi hiç sığmazdı içine. Yani şey olarak da bana çok ilginç geliyor. Yani şu yelpaze aslında ne kadar incecik, plastik, incecik ipek kumaş ve yırtılmadan, yani o kadar uzun yıllar. Babaannenizin kendi kullandığı yelpaze. Kalıyor ve insanlar gidiyor. Yani bunu Ağaçtaki Kız'da da söylemiştim. Hakikaten insan en dayanıksız olan, çok hem de hüzün veren bir şey. Eşyalar kalıyor ve insanlar yok. Ve eşyaları işte koruyoruz, seviyoruz. Ve bu sığmazdı bir şekilde ama hani bunun sığacağı bir çantayı da hiç düşünemiyordu. Bu tabii böyle kitap taşıyacak bir çanta değildi ama bu çantada şeyi hatırlıyorum. Aslında yazarlık eğitimi olarak onu düşünüyorum ben hep. Babaannemin bir aynası vardı, bir gün vapurda çıkardı ve işte önce bana şey dedi. Arkada işte şöyle bir adam var, bak bakalım o işte bilmem kimin eski kocası mı falan. Ama ben hani böyle hiç nereye bakıyorum belli değil. Kaç yaşındasınız? 7-8. Baktı gördü, işte ben bu işi böyle çözemeyeceğim. Bu aynasını çıkardı ve hani bakarak adamı, hani o mu değil mi diye birisini tanımaya çalışıyor ama aynadaki adamın şapka çıkarıp selam verip şapkayı taktığını gördüm. Oh. Hani adam, biz onu anlamaya çalışırken selam çoktan da verdi. Çoktan çözmüş ve şey oldu. Aslında bir tür sonra bu o kadar sahne olarak kaldı ki aklımda. Yani ya sinemacı olurdum ya yazar. Sinema tabii bir sürü şeyi organize etmenizi sağlıyor. O benim yapabileceğim bir şey değil. İnsan yönetmek. Ama yazarlığın bir yalnızlığı var. Masanızın başında siz varsınız. Bir tür yazarlık eğitimi diyorum ona. Yani çok güzel, ne kadar güzel anlattınız. Çok heyecan verici bir bölüm olacağını şimdi anlıyorum. Bir kere gözümün önünde anneniz ve babaanneniz ellerinde çantalarıyla canlandı. Sahne toplamak gerçekten bir insanın, yani yazarların bir noktadan sonra refleks olarak yaptığı bir şey değil mi? Böyle zihinde anları biriktiriyorsunuz ve belki kullanıyorsunuz, belki kullanmıyorsunuz. Siz 7-8 yaşından itibaren aslında bir takım anları böyle kaydediyormuş beyniniz. Evet, aslında tam böyle sahne olarak bunu kaydetmekten öte o bilgiyi, yani aslında fark etmez gibi görünüp bir şeyleri hep anlamak, hissetmek, farkında olmak. Yani sanki kafanızın arkasında da gözleriniz var. Yazıya ilişkin kurnazlıklar, sinsilikler, kahramanların işte şey katakullileri. Bunlarla ilgili böyle bilgiler oradan geliyordu herhalde o hayatın içinde. Bir de burada ilginç, kurşun. Kurşun dökülürdü bize. Yani ne zaman işte bir halsizlik hissediyoruz, başımızda bela var. Bu da bana çok büyülü gelirdi. Böyle işte kurşuncu kadın gelir eve, çarşaflar gerilir.
o parçalar. Yani benim hiç böyle inançlarım yok. Bilime gönülden bağlıyım bütün kalbimle. Herhalde bu yüzden belki de çok bu tür tatlı hikayeler olduğu için. Ama hani çok anlatılırdı, bu parçalara bakılarak bir şeyler dillendirilirdi. Bu da masal gibi gelirdi. Öyle. Bunlar beni büyüleyen şeylerdi. Bir tür, yani onun seremonisi zaten çok acayiptir. Evdeki hazırlık, o duygu, herkesin böyle heyecanla kafasını uzatıp ne olduğuna bakma hali filan. O böyle kendi başına, yani belki bir saat süren ama öncesi ve sonrasıyla birkaç güne yayılan bir şey olarak kalırdı. Gözümün önüne geliyor şu anda yani. Evet. Sonra benim okuma hikayem aslında ilk dinlemekle başladı diyebilirim. Bu kitap Anna Karenina, bunu ressam Alp İşmen annesinin kütüphanesinden. Annesi çok tatlı, hoş bir kadındı. Çok iyi bir okurdu. Yüksel teyzenin kütüphanesinden bana hediye etti. Anna Karenina'yı çok sevdiğim için. Benim Anna Karenina'yla tanışmam çok ilginç oldu. Sanki bizzat tanışmış gibi öyle hissediyorum İnsan kendimi. İnsan öyle hissediyor bazı karakterlerle. Evet, bizim komşumuzun kızı anne ve babasına kitap okuyordu. Ve Anna Karenina'yı okuyordu. Ve ben çok küçüğüm, böyle 11-12 yaşlarındayım. Hani yazın işte bahçe çitlerinde balkondan sarkarak onları dinliyorum. Nerede geçti bu arada çocukluğunuz? Yalova'da. Yalova'da. Dediler ki gel sen de dinle. Ve hakikaten dinlemeye başladım. Muazzam bir kitap. Hatta şeyi bile hatırlıyorum, böyle çimenlerin üzerine yatıp öyle dinliyordum. Ve kendi trenin altına attı. O şeyi hiç unutamıyorum. Yani Anna Karenina kendini trenin altına attı ve alt üst oldum. Yani nasıl güçlü bir şey bu? Bir şey bizi götürdü, canlandı ve şimdi mahvoldum. Ve çok üzülmüştüm günlerce ve hatta o iki yaşlı anne baba ve komşu kızı çok şey olmuşlardı. Yahu sen de amma üzüldün diye. Kitapların insanlara nasıl tesir edeceğini o zaman hissettim ve çok dehşete düştüm. Ha, dehşete, büyülenmeyle karışık, evet, bir dehşet ama yani, değil mi? Acayip evet. Şey bu kitaplar. Sonra o komşumuzun kızı tabii tıp fakültesi bitirmişti, iyi bir okurdu. Şeyi hatırlıyorum aynı şekilde, yine biz çocuğuz tabii ve sokaklarda oynuyoruz, eğleniyoruz. Evlenecekti işte, böyle gelin hazırlanmış falan, böyle o geldi ve hani evinin önünde durun işte iyi seyredin beni deyip böyle bir basamağa çıktı ve elinde bir kitap vardı. Yani belli ki şeylerde sıkılmış, hani ona gelinlik giydiriliyor, saçları yapılıyor ve o seremonide sıkılıp okumuş. Ve hani o debdebeli gelin arabasına inerken de elinde o kitap duruyordu ve hani kitaplar ne kadar insana yoldaş ve bir şey. O komşu kızımızı hep şeyle hatırlıyorum. Doktor olduğunda da çok ilginç, hastalarına kitap tavsiye ediyordu. Sonra bana çok ilginç bir hikaye anlattı. Bir hastasına şey demiş, ya sen bir şeyler oku, çok sıkılıyorsun. O da demiş ki ben kitap okumam. Ona Sait Faik vermiş. Hakikaten çok meraklı okumaya başlamış hastası. Siz yani sonrasında da onunla iletişimde kaldınız. Kaldık. Hatta evlenip gittiğinde ve tabii bir doktorluk görevi vesaire, sanırım ortaokuldaydım ve edebiyat dersinde Dranas'ın Fahriye Abla şiiri. Mesela beni çok hüzünlendirmişti. Sonra düşündüm ki aslında komşumuzun o kızını, hatıralarını hatırlıyorum ve iyi bir eser insana ne yapabilir? Şiir, neleri hatırlatabilir? Bu duygular vardı aslında çocukluğumda. İnsanın bunu anladığı ilk an, herkes hatırlamıyor. Bazı konuklarımız böyle hatırlıyorlar. Siz çok güzel anlattınız. Çok acayip bir an o gerçekten. Yani büyük bir kudret olduğunu orada ve sizin hani işte başta söylediğiniz gibi sizi hiç bilmediğiniz coğrafyalara götürme, hiç tanımadığınız duyguları tanıma ve onlara hazırlama aslında gücü olduğunu bilmek çok çok sihirli bir şey. Bir de şunu düşündüm.
okumak eylemi aslında hani bizim çok tekili yalnız yaptığımız bir şey olarak bildiğimiz aslında yani 500-600 yıldır insanlar yalnız başlarına ve sessiz okuyorlar. Okumak eskiden insanların daha evvelinde sesli yaptığı ve birinin genelde birilerine okuduğu toplanıyorlar ve biri okuyor. Evet. Siz aslında öyle başlamışsınız. Evet. Çok enteresan olmuş. Dinleyerek. Yani 500-600 yıl öncenin yöntemiyle aslında ilk okumayla tanışmışsınız. Ne güzel olmuş. Evet. O yüzden aslında antik tiyatroda çok ilgimi çeken. Ha, mesela evet oradan başladığınız için gibi. Tabii benim de çocukluk kitaplarım vardı ve bunlar sonra basıldı tekrar. Yani Afacanları Şenliği. Yani bununla deliye dönmüştüm. Ben çok ateşli hastalık geçiren bir çocuktum. Yani bademciklerim çok başıma dertti. Ve ailem böyle hani şey bu bademcikleri aldıralım mı aldırmayalım mı diye. Neyse bu yaşa kadar geldim. O ateşli hastalıklarda bana hep kitap alınırdı. Çok güzeldi bu kitap çünkü şeydi... Büyükler terk ediyor şehri, çocuklara kalıyor her şey. Yani ters köşe bir şeydi bizim zamanımız için. Siz kendiniz mi okudunuz yoksa anneniz falan da okur muydu size? Yok kendim. Yani bizim çağımız, ben 73'lüyüm. Biraz hani kendi işini kendin yap. Tam okuma yazmayı öğrendiğim zaman aslında beni benden alan bir kitaptı. Bu da tekrar sonra basıldı. Ayşegül. Aa, evet. Bir tane Ayşegül'üm vardı, o da çiçek şenliğindeydi. Saçlarımı kısa kestirirlerdi benim, yani hem daha rahat ve şey işte kullanışlı olsun diye. O yüzden belki Ayşegül'ü kendime benzetiyordum, kısa saçlı olmakla ilgili. Anladım. Çok sonra böyle süslü, renkli bir kitap. Annem yıllar sonra bunu bir çocukta görmüş. Aa demiş şey, Şebnem'in çok sevdiği kitabı ve tekrar basılmış olabileceğini falan düşünmemiş. Çocuğa bir sürü kitap götürüp takas etmek istemiş ve tabii çocuk için çok kıymetli. Hayır, o kitapları alayım ama bunu da vermem deyip. Yahu dedim o mutlaka bir yerlerde vardır. Tabii. Sonra dönüp aldım. Hala da basılıyor galiba. Basılıyor evet, evet. Benim ben işte 14 yaş varmış aramızda. Benim çocukluğumda da bir meseleydi Ayşegül. Tabii çok sayısı artmıştı. Evet. 40 tane, 30, 50 tane evet, vardı belki. Var. Ayşegül de iş tokuşu yapardık biz de arkadaşlarımla. Sende hangi Ayşegül var? Şimdi ben onu okuyayım, sen bunu oku falan diye. Hala da demek ki okunuyor. Sonra tabii kendim artık okumaya ve hatta belki de yazar olmak. Heh, onu soracağım. Okuyup sonra hangi noktada geldim. Yazmak? Yazmak. Önce tabii evdeki kitaplıktan kitapları çekip, bu benim okuyabileceğim bir kitap değildi daha Aziz Nesin ama işte babam çok seviyordu Aziz Nesin'i. İlk sayfaya şöyle bir şey yazmışım. 10 yaşında falanım herhalde, çok hadsiz bir çocuk olarak. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hayatımızdan bir parça, bir gerçek. Şebnem Işıkgüzel bir de şöyle imza çok atmışım. Ve kitap da böyle gelmiş, böyle gitmez. Yol bir. Ve yıllar sonra Aziz Nesin'le çevirmenimiz aynı Kore'de. Ve ön söz yazdım Aziz Nesin'e. Kitabına. Aynı kitap mı? Hayır. Bu Aziz ne yaşar ne yaşamaz sanırım. Bir ön söz yazdım buna. Ya. Yani şimdi bu hikayeyi de anlattınız mı orada ön sözde? Evet. Manifest dedikleri şey tam bu, olarak o. Evet. Gerek. Tam olarak. Hem de tabii ki çok şey tabii hadsizlik gibi geliyor mu bir anda anlatıp çocuk olarak o kadar masum. Hiç öyle değil. Masum. Hadsizlik değil. Heyecan ve tutku evet, duyan bir evet. insanın bir şeylere yani dışa vurma ihtiyacı bence. Çok beğenip. Sonra hızımı alamamışım tabii ki. Shakespeare, şimdi bu İngilizce tabii şiirler. İngilizce o yaşta nerede bileceğim. Shakespeare diyorlar ve burada da Bay Şekerpare diye bir isim çıkmış. Türkçeleştirmişsin. Çok iyi fikir ama. Şimdi burada tabii şeyi tınısı var. Hani bir çocuk... seslerden başka bir isim veriyor. Sonra bana bir büyüğümüz birkaç dizesini işte kötü bir şeyle çeviriyle çevirmişti. Şöyle yani merak da etmiştim. Bu kadar da güzel bir cilt, kapak. Kimin ola acaba? Ve çok ilgimi çekmişti.
başka türlü sesler ve deyişlerdi. Shakespeare bence insanlık için yani hakikaten büyük bir deha, yani acayip bir şey. Her şey onunla başlıyor bence. Katılıyorum ben oradan size. Başlatıyorum. Çok çok katılıyorum. Çünkü yani ben mesela şimdi geçtiğimiz sene Shakespeare külliyatını bir kısmını okumuştum, en meşhurlarını. Tekrar baştan okuma işine giriştim. Yavaş yavaş devam ediyorum ve çok acayip. Tam dediğiniz gibi her şeyin nüvesi, yani böyle okuduğum bir sürü şeyin aslında oradan geldiğini, onun ortaya attığı, yani olağanüstü bir gözlemci, insanın ruhunun her yönüne bakabilen. Ve böyle biz aslında yani 400 yıldır onun üstüne bina ediyormuşuz, anladım okununca. Ve hiç eskimiyor olması o kitapların. Evet, o nasıl olabiliyor? Çok acayip yani. Sinemaya uyarlanabilmesi, halen sahnelenebilmesi. Değiştiriliyor ve tekrar. Ve ben Harold Bloom gibi hep düşünüyorum. Psikanalizi de aslında Freud aslında Shakespeare'den aldı. Yani icat eden Shakespeare'di, sistemleştiren Freud'tu. Çünkü önce Hamlet'ten söz ediyor, sonra yok sayıyor onu, kaçıyor durumdan. Hakikaten insan ruhuna ilişkin çok şey söylüyor ve bunu 1500 yılların sonunda söylüyor. Kendi gizemi var. Çok ilginç bulurum Shakespeare'i. Sonradan okudunuz anladığım kadarıyla hepsini. Tabii, evet. Ve Anna Karenina'dan sonra da tabii ki Rus edebiyatı. Beni ilk çeken oydu. Rus edebiyatıydı. Tabii Kore şeyleri gösterdim, kitapları. Korece yayınlanan. Tabii ben de sonra başka dillerde yayınlandım. İlginç. İlginç yani, bambaşka bir dilde, evet, insanlar sizi okuyorlar, seviyorlar. Ama bütün hayat bir şekilde de masanızın başında. Bu o ilginç olan benim için şeyleri çıkardım, getirdim. Bu Ukrayna'da yayınlanan Çöplük. Ukrayna'da tabii çok insanlar parklarda, bahçelerde satranç oynuyorlar. Kapak çok ilginç. Çok çünkü değişik bir şey. Yani onların tabii ki başka bir görsel algıları var. Çok da iyi bir yayın evi. Yayın evlerinde hep şey olarak kodluyorlar. Orhan Pamuk'u basan. Anladım. Bir kriter olarak. Evet. Ama böyle ben kapağı falan yadırgamıştım, bu ne işte. Ama bir şekilde şeye de hiç karışmam. Çünkü onların görsel tabii, başka kodları doğru. var. Yani evet, ne oldu? Evet. Yerel bir şey, oradaki evet. Oraların estetiğine biz dışarıdan evet. bakınca başka bir evet. şey görüyoruz. Lviv'de hatta yayın evini de ziyaret etmiştim. Bu da Fince, Ağaçtaki Kız. Fince'de de çok az yayınlanıyor Türk yazarlar. Tuğla Kajo, o çevirmen, direkt Türkçeden çeviren, aslında çok da ilginç bir şey. Yani çok az direkt Türkçeden bu tür küçük dillere çeviri var. Bu ilginç geliyor. Hatta geçen gün Maria Virkala geldi. Arter'de bir sergisi oldu ve yıllar sonra tekrar görüşecektik. Ah dedim, benim Fince'de neyim var? Bunu götürdüm. Çok şaşırdı. Nasıl yani Fince'de çıktın diye. O zaman anladım ben de ne, bu kadar az mı diye. Bu da Urduca, Pakistan. Çok enteresan. Evet yani, tersten başlayan şeyleri var. İşte Urduca, yani Pakistan. Bunu duydunuz mu? Yani kendi metinlerinizin başka dillerde, bilmediğiniz dillerde okunduğunu, hani dinleyerek kitap okumaya başladım dediniz ya, o sesle ilişkinizden ötürü soruyorum. Onun duygusu nasıl oluyor acaba? Aslında evet, çok ilginç bir şey sordunuz. Mesela Urduca'yı falan duymak isterdim, Fince'yi de. Hiç onları duymadım. Evet, çünkü evet. bütün kelimeleri sesleri. Biliyorsunuz ve siz yazmışsınız evet. ama yabancı bir ezgi gibi geliyor. Evet. Bunun da duygusu değişik olsa evet. gerek. Evet.
İnşallah evet. Yakın zamanda biri size seslendirir. Evet, en zaman. Azından bir parçası bu istenilebilir. Başka yani dillerden evet bir şeydir. O tınıyı duymak evet, için. Yayın evinden evet, evet. İstenebilir. Yani çevirmenlerden. Hı-hı. Şey duygusu oluyor tabii ki. Yahu acaba nasıl anlattı, şunu nasıl dedi. Hiç de bana sormadı. Bazı çevirmenler çok soru soruyor çeviri yaparken. Kimileri de hiç soru sormuyor. O da tedirgin edici oluyor. Bir dakika. Hiç soru sormadığında da sıkıntı. Çok soru sorduğunda da yahu hiçbir şey acaba anlayamadım nasıl oldu diye bir karışıklık. Ama yani genelde tabii ki kapaklar gibi bir şekilde rahat çalışmalarını evet. sağlamaya çalışıyorum. Ama ses ilginçmiş. Yine işte ülkelerden gidersek bu 2007'de bu bavulu alıp gittiğim Kore'de. Bir konuşma yapmıştım. Onların bir böyle kitap şehri var. Orada Silezyo'yla burada çölle tanınıyor. Birlikte konuşma yaptık. O uzun zamandır oradaydı zaten. İlginç. Ve bir yıl sonra Nobel'i aldı. ben de çölü çok sevmiştim. Hakikaten o başlangıcı falan çok güzeldir. Sonra ilginç bir şey oldu. 2018'de bir okuma turnesine gittim. Son şehrim de Polonya'ydı ülkem. Wrocław'du. Orada Olga Takarçuk'la. Olga ha. Takarçuk 2018 biz... O da o yıl Nobel aldı. Evet. O da Ekim'de Nobel aldı. Yani tam diyorum şey yanına oturduğum. Gerçekten. Peki haftaya 10 Ekim'de bu senenin Nobel Edebiyat Ödülü evet. açıklanıyor. Var mı bir tahmininiz siz? Belli ki en son kimlerle görüştünüz öyle sorayım. Belki oradan evet. bulabiliriz. Hiç bu yıl bakamadım ama Amerikalı şairi tahmin etmiştim. Bir şekilde Amerika'ya gidecek ve bu kadın alabilir diye. Bizde de üstelik Yapı Kredi'den çıkmıştı kitabı ama yoktu. Gunrah'ı hiç tahmin edemedim. Hmm. Gunrah'la ilgili ilginç bir şey var. Şey, Louise Glück mi Glück'tü, söylediniz? Evet. Evet. Louise Glück'ü garip bir şekilde cadılık gibi bir hisle. Hatta tahmin böyle evde kahvaltı masasında bence o alacak diye. Çok enteresan. İlginç. Tamam. O zaman merakla dinliyorum devamını. Gürnah. Gunrah'ta da hiç tahmin edemedim. Aldığında ben Almanya'daydım. Almanya'daki yayın evimiz aynı. Berlin Verlag. Hiçbir kitabı yok. Basmışlar, bitmiş ve tekrar basmamışlar. Oysa burada iletişim basıyordu ve bütün kitapları var. Evet. Bu da hep bir tezattır. Yani burada ağır bir ekonomik kriz var. Yayıncılık sektörü çok sıkıntıda. Buna rağmen pek çok çeviri var. İşte geçen gün o Ördekler, New Bern. Yani, İnanılmaz bir kitap. O basıldı. Mesela ne kıymetli bir hem şey. Hem de nasıl. Olga Takarçuk'un o... Yakup'un kitapları, bin küsür sayfa, o aynı şekilde. Yani dünyada ne varsa geliyor buraya. Peki bir dakika, tahmininiz var mı Nobel için? Bu yılın öğrenmem lazım. Şeylerine hiç bakamadım. Ama yine de yine bir sürpriz olacaktır bence. Ama mesela 2007'de Kore'de şey demişlerdi, Silezyo Solana girdiğinde, Nobel'de çok güçlü bir aday. O zaman anlamıştım, bayağı böyle işte... Bir şeyler konuşuluyor. Evet. Güçlü adaylar var. Popüler bir isim olmayacak bence. Ya Jan Lianke'nin adı geçiyor benim evet. duyduklarımdan. Anne Carson'ın adı geçiyor. Bir tane adını asla okuyamadığım Thomas P'li bir aşırı postmodern yazan bir Amerikalı yazar var. Onun adı geçiyor. Bana çok zor geliyor onun metinleri filan. Ama muhtemelen evet yani çok bu sefer ters köşe. Çünkü son iki yıldır yani Annie Arnaud ve işte geçen sene John Fosse aslında çok tahmin evet. ediliyordu. Hı-hı. Yani bu sefer sanki yine bir Gurnah'taki gibi bir ters evet, köşe bir şey olacak bir gibime kesin. Geliyor. Ama siz daha iyi bilirsiniz. Sizin şeyinize ben inandım yani. Sonra... Nasıl bir sıralama? Bu arada filmlerinizi de ihmal etmeyin. Evet. Sizin... Kafanızdaki sıraya karışmayayım ama onları orada merak ediyorum. Madem güncel edebiyattan gittik, o zaman Kuzey'de dedik. Geçen yıl Fosse aldı. Hı-hı. Şimdi Knausgård'ın hiç alma ihtimali yok. Çok popüler. Evet, ama çok ilginç bir adam. Yani ya seviyorsunuz ya sevmiyorsunuz. Dünya edebiyatından benim sevdiğim, okuduğum. Neden seviyorum? Bunu da soruyorum kendime. Ya çok günlük, basit şeyler yazıyor. Oradan garip bir şekilde...
çok derinlere iniyor. Aa. O koca şeyini okudunuz mu bütün o evet, evet, şeyi? Evet, okudum. Sevdiniz mi? Ben okumadım. Evet. Çok, tam olarak bu yüzden ya hiç sevmezsem de. Çünkü herkes iki uçta evet. Gerçekten tam dediğiniz evet, gibi. Evet, o kavgam serisi. Sevdim. Neden sevdim? Çünkü anlatıyor bazen hani sadece hani hakikaten üç sayfada bir gözleri devirdi diyerek bir şey anlatıyor. Ya da işte ya dedi, ha dedi diye. Çok düz bir şey anlatıyor ama birdenbire öyle bir yere geliyor ki işte çamaşır, kuru çamaşırlarla dolu bir yatak. İşte bunları da katlamam lazım. Şimdi çocuğu da alacağım. Kreşe de gideceğim. Günlük işlerin içinde çok insani öz şeylere iniyor. Garip bir şeyi var, bakışı var. Özellikle bu çocuklar için yazdığı kitaplarda o daha da derinleşiyor. Kavgam serisini çok beğenmiştim. Hiçbir görünürde olay yok ama çok incelikli, hassas şeylerden söz ediyor. Benim gibi hızlı yazması bir de çok ilgimi çekmişti. Siz de mi hızlı yazarsınız? Evet, evet. O yüzden zaten. Aslında son serisi çevrilmedi Türkçe'ye Knaus Guard'ın ama aynı şekilde o da böyle o bir seri daha yapıyor. Bir tane daha öyle evet. Koca. Aa, hiç haberim yoktu. Morningstar'la başladı. Yazma biçimini bir de aynı benim kendimle ilgili düşündüğüm biçimde tanımlamıştı. Yani sanki bir makineyim, fişe takıyorsunuz beni. Oturuyorum, kahvemi içiyorum, tamam kendime geldim, başlayabilirim. Garip bir güdüyle yazıyor. Hmm. Frankfurt'ta karşılaşmıştık. İlginç nasıl bir adam. Insan? Böyle rahat, tekinsiz bir insan duygusu veriyor bana ama tabii yani. Tamam. Çok sevilecek bir insan, çok ilginç bir insan. Gerçekten böyle bir kere şeydi, ben gördüm çok şaşırdım. Hatta Norveç'in işte onur konuğu olduğu. Böyle kapının arkasında sen çöp kutusunun içine girecek telefonla uğraşıyor. Yahu gittim tanıştım. İstanbul'dan geliyorum deyince tabii çok şaşırdı. O İstanbul'a gelmeye korkuyormuş. Çocukken gelmiş. Tekrar gelmek için korkuyor. Ama ülke nezaketli, hoş bir insan. Böyle ayaküstü sohbet ettik ama böyle tabii birdenbire tabii çevresi sarıldı. Çok da doğal, çok hoş bir sohbet yaptı Frankfurt'ta. Her haliyle bir şekilde ya da sevdiğim için yazdıklarını bilmiyorum. Bana iyi geldi. Bir de kitaplarında o kadar çok hani gündelik çileler çekiyorduk işte. Çocuğu alıyor, çocuğun biberonunu unutmuş, karısı klinikte yatıyor. Ve günlük küçücük bir işi hakikaten hepimize dokunacak şekilde anlatması. Karısı Linda evet, galiba. O da çok iyi bir yazar. Onu okudum işte. Çok iyi bir yazar. Yani evet. Üç kitabı galiba çevrildi Türkçe'ye. İkisini evet, evet. Okudum. Çok etkileyici. Evet. Çok, çok etkileyici evet, geldi evet. Yani. Evet. O aslında Knaus Guard'dan daha iyi bir yazar. Yani Knaus Guard başka bir şeyle bir aura yakalamış. Evet. Ve tabii o hızlı koşuyor ve... Bir şeyi, sağlığı, her şey yerinde ama Linda da evet hasar evet, almış. O evet, zor bir şey. Bir yazmak için şey gerekli. Evet. Hani Murakami nasıl koşmasaydım yazamazdım diyor. Bir zihin sağlığı, beden sağlığı garip bir şekilde. Bir de Linda'nın kitapları da tam tezat böyle incecik küçücük evet, metinler. Evet. Böyle yan yana kendisi çok şey duruyorlar. Çok belli evet. Evet. Çok evet. Öyle hissediliyor. Yani şimdiki karısı da bir yayıncı sanırım. Ha, öyle mi? Neyse bayağı edebiyat magazinine girdik. Evet. Ve Nabokov babamız. Yani Rus edebiyatı böyle benden aldı. Sonra ortaokul, lise yıllarımda bir şekilde okudum tabii ki Tolstoy'lar, Dostoyevski'ler ve bence Dostoyevski, Tolstoy okumadan ölürse bir insan eksik ölür. Mutlaka okunması gerekir. Nabokov beni nereden cezbetti? Çok oyunbaz ve çok cümlelerle, kelimelerle çok güzel oynuyor. Değişik bir adam tabii ki. Lolita en tabii bilinen kitabı, bu ilk baskılarından birisi. İlk yazmaya başladığında o da bir yazar olarak benim ilgimi çekmişti. Lolita'yı yazmaya başladığında çok ürküyor yazdığı şeyden. Ve yakmak istiyor onu ve bahçede de yakmaya çalışıyor. Ve karısı söndürüyor ve kurtarıyor o ilk bölümü. Yani bir yandan da o eşler çok büyük yardımcı. Milan Kundera'nın karısı için de onu anlatırlar.
müthiş destekçidir, hep toparlar her şeyi. O hali ilginç, yazdığından korkması. Ve tabii çok konusuyla ilgi çekip popüler olan bir kitap ama derin, çok derin yerleri var. İşte ne bileyim, o çekmeceyi kırdığı bölüm hala aklımdan gitmez. Çok zor bir meseleyi çok edebi, yüksek bir üslupla anlatıyor. Yani çok incelikli. Ve tabii bu kitap onu rahata kavuşturan bir kitap. Sonra İsviçre'de işte bir otele yerleşiyor. Kelebek avlayarak hayatını sürdürüyor ve... Evet. Hatta yani biraz işte tam sizin işaret ettiğiniz gibi konusunun kurbanı olmuş bir metin. Yani o hep o işte sansasyonel tarafıyla bilinen ve içine tam olarak bakılmayan bir şey. Hele ki film falan uyarlamasından sonra iyice o şey oldu. Buyurun devam edebilirsiniz onu eklemek istedim. Evet yani oysa bence çok yüksek bir edebiyat Lolita. Bu da yarım kalmış bir kitabı. Bu yarım hali mi? Amerika'daki baskıda evet çalışma biçimi şey kağıtlara notlar alarak. Yani bu hastanede yarım bıraktığı kitap Laura'nın Aslı diye çevrildi Türkçe'de de. Tabii yazarlar ölünce geride bıraktıkları ne olur? Yıllar sonra oğlu Dimitri o da bir koroda falan söylüyordu herhalde. Bambaşka şey yapıyor. Bir şekilde yayınlıyor. Markez'in de çocukları yayınladılar. Yani bu da bir yazar olarak evet insanı ama yok. Yani Kafka da yakılacaktı. Tam aynısını düşünüyorum. Yani Max Brod olmasaydı evet. Biz pek Kafka diye birini neredeyse tanımıyor olacaktık. Elimizde hiçbir şey kalmamış olacaktı. Evet, yani Brod'un ihanetine müteşekkiriz hepimiz bence. Ama mesela Markez'in çocuklarının yaptığı bana biraz artık orada... Çünkü o metin, yani Markez'i seven bir okurun anlayabileceği üzere ham bir metin. Onun yayınlatacak bir de artık son zihninin bulanıklaşmaya dönemde başladığı dönemde yazılmış bir metin olduğu için bu metinle ilgili ne düşünüyorsunuz sonuçta? Bu çıkacağı zaman Amerika'da ben çok heyecanlandım. İşte hemen kitabı sipariş ettim. Çok ilginç. Kızım o zaman küçüktü. İlkokuldaydı ve bu kitap geldiğinde böyle şeylere takıldı işte. Bilmem ne otogarında işte postayla geldi bir şeyler ve böyle bir Nabokov gelecek hikayesi evde dönüp duruyor. O da çok merak edince biz de ona bir hikaye anlattık. Dedik bir yazar arkadaşımız geliyor Nabokov. O da heyecanla nerede kalacak işte iki odalı bizim evimiz nerede yatacak? Çalışma odasına bir yer yatağı sereriz yatar orada filan. Kim bu adam bir fotoğrafı yok mu filan. İngilizce mi konuşacağım? Diye biz de işte tatlı tatlı işletti konu ama okula gidip Türkçe öğretmenini biliyor musunuz? Annemin bir arkadaşı gelecek. Çok meşhur bir yazar. Nabokov deyip tanışmış. O yüzden aramızda şeydi. Poyaz tatlı bir hikayesiydi. ya o el yazılarını görmek çok güzeldi. Ve parça parça nasıl yazıp birleştirdiği ve hasta yatağında. Yani kitabın hikayesi daha güzel. Yoksa onun için tabii ki olmamış bir kitap. Anladım. Ama benim için Nabokov'un en büyülü yapıtı Ada ve Arzu'dur. Neden o özellikle? Orada artık nirvanasına çıkıyor böyle anlatının, müziklikler yapmanın, kendine güvenin, rahatlığın. Öyle bir nokta var değil mi? Yazarların artık böyle oyun oynama hakkını elde ettiklerini düşündükleri. Yani bu bir içgüdüsel bir şey ve böyle içimle kurmacanın bütün imkanlarını kullanabilir hale geldikleri, oynadıkları, daha önce yazdıklarına benziyor, benzemiyor, umursamadan böyle şey yaptıkları. Oraya gelen yazarlardan çok enteresan şeyler çıkabiliyor. Her yazar da o noktada hissetmiyor sanırım kendini. Yani hayatı boyunca bazen. Evet yani yazmak için bir bazı şeyler gerekiyor tabii aslında. Hakikaten fiziksel, zihinsel bir sağlık gerekiyor. Kesinlikle. Yazarlara böyle sağlıksız ya da kaybetmiş gibi bakılır. Aksine çok doğru her yönüyle sağlıklı olmalı ki bir şey sürdürüyor. Hayal edecek,
onun dışarıdaki ilişkilerini sağlayacak. Ama bazen yazarlar şanssız da olabiliyor. Şanssız yazarların da ama bir parlak kitabı oluyor. Yani hakikaten sonra hayatta hiçbir şey yapamıyor ama o bir parlak kitap 10 kitaba bedel olabiliyor. Bazen kusurlar, eksiklikler de yazarı besleyen şeylere dönüşebiliyor. O da bir şey olabiliyor. Bu dediğiniz şey de aslında yaşla da ilgili biraz olabilir. Yaşı aldıkça belki daha olgunlaştıkça ya da hakikaten bir karakter yani. Tam bütün konuştuğumuz şeyleri Nobel dedik, Marquez dedik, işte yazarlık iyi hissetmek falan. Yani aklıma şu hikaye geldi, çok severim. Marquez Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında işte gidiyor İsveç'e, Stockholm'de bir oda, işte Ertesi gün ödül töreni var. Ve şöyle yazıyor, kendi anlatıyordu. İşte odaya girdim, yatmak üzere hazırlandım vesaire. Sonra Nobel Edebiyat Ödülünü alan bütün yazarlara aynı otelin aynı odasını verdiklerini hatırladım. Ve o yatakta benden önce uyumuş insanların isimleri aklıma geldi. Dehşete düştüm ve yerde yattım diye anlatıyor. Çok tatlı bir hikayeydi mesela. Hani o tam böyle konuştuğumuz işte olma olamama, ben ne yapıyorum burada duygusunu koruma hali. Peki size şeyi soracağım devam etmeden, bu el yazısıyla ilişkiniz sizin nasıldır? Ya artık bilgisayar hepimizin hayatı normali ama hani not alma, sonuçta siz çok uzun yıllardır yazıyorsunuz ve yazmanın bin bir biçimi, işte daktilolar, el yazıları, bilgisayar dönüştü. Yazma biçimi yazdığınız şeyleri nasıl etkiledi, etkiliyor mu? Ne oluyor acaba orada? Etkiliyor, çok ilginç sordunuz. Aslında daktilo ile başladım ben. Lisede daktilom vardı. Hane nerede hocama? Elle yazdım. Sonra hızlıca bilgisayara geçtim. 93'tü yani ve kocaman bir PC'm vardı. Sonra çok şükür Macintosh'lara kavuştuk. Ben teknolojiyi çok seven bir yazarım. Böyle hızlıca bilgisayarda yazmaya başladım. Bayılırım teknolojiye. El yazısı hakikaten artık yani çok yorucu geliyor. Kitap imzalarken bile yoruluyorum ve sanki bambaşka şeyler yazacakmışım gibi geliyor. Yazarken de bilgisayarda şöyle bir şey var, aldığında yeni bilgisayarı, klavyesi eski F klavye kullanıyorum ben ve o tabii otomatik değiştiriyorsunuz ama üzerine stickerlar yapıştırıyorsunuz. Oysa Macintosh ne güzel yapmış böyle ışıklı, bunlar yazık olacak filan. 6 ayda bekleyemedim, Amerika'dan isterseniz geliyor neyse. Dedim ya ben Q'ya geçeyim. Q klavyeyi öğrenirim ben deyip böyle kendime de iş çıkarıp böyle Q klavyede yazmaya başladım. Ama F'de o kadar hızlımışım ki yani artık Q neyse hızlanıyorum. Hatta şeyleri açtım böyle hani mahkemede çalışanların sınavları yapma şeyleri vesaire onları çalışarak. Hangi on parmak kullanma şeyleri. Q'da da hızlandım. Kendime böyle bir şey koydum, bir de hani bir oyun gibi, inatlaşma gibi. Ama sonra anladım ki Q'da kötü yazıyorum. Gerçekten o ben değilim. Yani böyle kaknem bir şeyler çıkıyor. Değil o. Yani o zaman şeyi de anladım. Aslında beyin, bu dediğimi belki de aslında zihin bilimciler daha iyi anlayacaktır. Nörologlar. Bence kodluyor bir şeyi, bir sistemi. Yani F'de hızlıca yazıyorum. Parmakları bir şeye alışmış. Q'ya geçtiğinde bir aksaklık oldu. Yani beyninizin bir kısmı, yani beyniniz F klavyeye bakarken düşünmeye daha alışık gibi. Evet. Öbüründe bir başka süreç arkada çalıştığı için belki yazdığınız şeyi etkiliyor gibi bir şey oluyor. Yani orada hayal gücü bir dakika diyor ve ya, hala yazamadım mı şu dediğimi, unuttuk işte falan gibi bir arka ses oluyor sanki. Ama şunu söyleyeyim, siz de işte gazetecilikle başlamışsınız. F klavye alışkanlığınızı da oradan anladım. Evet. Bütün gazeteciler, benim hayatımda da çok gazeteci olduğu için. Ben F klavyeye alışıp Q'ya geçebilen hiç kimseyi görmedim. Hala F klavye alınıyor, stickerler yapıştırılıyor. Bence çok büyük bir başarı yani, geçebilmişsiniz. Ertesi gün koşa koşa gidip kırtasiyeden stickerları aldım. Evet. Kırtasiye merakım hiç yoktur. Garip bir şekilde bütün yazar arkadaşlarım nasıl bayılırlar, kalemler, şeyler böyle. Yazı masam çok dağınıktır. Kendim düzenli bir insanım ama kitaplığım vesaire çok dağınıktır ama o dağınıklığın içinde bulurum. Bir roman defteri tutarım mutlaka. Notlarımı alırım ama o roman defterinin içinde gündelik şeyler de girer. Alışveriş listesi, önemli telefonlar,
unutma bunular da girer. Ama o mesela çöplüğü yazdığım dönemin defteri vardır. İçinde işte veli toplantısı, her şey vardır. O defterler yardımcı oluyor. Aa. Ama kargacık, burgacık ve karışık notlar ve özensiz defterlerdir. Yani geçen çöplüğünküsüne baktım. Yani bir basketbolcu şeyi olan, kapağı olan bir ilkokul defteri. Aslında böyle bir seyir defteri gibi. Yani o seyir defterinde çok önemli şeyler de olur. Çok gündelik şeyler de olur. İşte şu karaya, kıtaya varıldığı da yazılır. İşte güverteye dökülen bir parça bir şey de yazar. Böyle ama çok gerçektir o hepsi bir yerde olduğu için. Biraz onu andırdı söylediğiniz. Yeni bir şeye geçmeden önce çok kısa bir aramız var. Birkaç dakika. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız efendim. Evet, tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Şebnem Hanım. Evet, Nabokov'a şeyle artık veda edeyim. Barbara Klemm, Nabokov'un da fotoğraflarını çeken Almanya'da çekmişti fotoğrafımı. Aa, ne güzel. Güzel Klaus Reihe'nin evinde. Benim de böylece Barbara Klemm'den iki fotoğrafım oldu. Bir de onun daha önce çektiği Andy Warhol'u var. Onlarla göndermişti bana. Çalışma masasından, notlardan söz ettik. Şimdi çalışma masası tabii durunca çocuklar hep böyle annenin mekanı orası, yeri deyip onların atmosferi oluyor. Oğlumun iki notu var. Memoriyeyi yazarken ben daha kafamda hani hikaye dönüp duruyor. Anlatıyorum da böyle işte. O da belli ki yarım kulakla dinliyor bir şekilde. Daha küçük çünkü İlkokul 1 ya da 2 olmalı burada. Benim notlarımın üstüne o kendisi 20 yaşındaki İstanbul kızının hikayesi diye özetini çıkarmış. Ben de bölüm başlıklarını bulmaya çalışıyorum. Ama hani net bir şekilde özetlemesi çok hoşuma gitti. Evet. Benim not kağıtlarım bunlar. Aynı şekilde oğlumun bir tane daha notu var. Burada da küçük... Pandemi günleri herhalde peçeteye not yazmış bana. Yani yazar bir anneye de ancak söylersem olmaz, yazarsam daha ikna edici gayet olurum akıllıca diye. Yiyemedim, özür dilerim. İki kez diyorum, üçüncü de kabul etmezsiniz. Tamam mı? Sevgiler. pandemide tabii okul Zoom'da sürdüğü için tepsiyle yemek yanına gidiyordu ve o arada yiyordu ve yiyemediği için notu bu şekilde yazmış. Onların okumakla ilişkisine merak ediyorum ama artık filmlere falan gelemeyecek. Evet. Artık o da bir başka zamanı kalsın. Allah, çocuklar da aslında büyüdükçe onlar insana başka okuma şeyler. Kızım tiyatro okuduğu için tiyatro metinleri okurken ben de onunla birlikte okumaya başladım. Mesela Brecht, Cesaret Ana ve Çocukları. Bu kızıma hediye edilmişti. O zamandan belliydi aslında tiyatroyla bir şey yapacak bu. Antik dönemde pişmiş toprak tiyatro bileti, replikası. Bilet olarak o. Evet, bilet mi? Olarak antik dönemde evet buymuş. Dramaturg Esen Çamur'dan hediye etmişti. Tamar'la tiyatro sohbetleri olurdu. Bu da Hane Nerede Olacak İngilizce Londra'da oynuyor. Onun ticketlarından birisi. Onu izlemek nasıl bir duygu? Yani ilginç, evet. Başka bir dilde, 30 yıl sonra, siz 3 kuşak sonra. Bir röportajınızda bahsediyordunuz. Eserlerimin uyarlanmasına çok uzun süre aslında sinemaya karşı çıktım. Evet. Hatta sonra biraz pişman oldum falan diye anlatmıştınız. Evet, yani çünkü sonra aslında sizden sonra o karar başkaları verebiliyor ve daha rahat belki verebilecekler. En azından şimdi olursa belki, kötü olursa kitap çok iyiydi. Yine Markez'e gelen Yüzyıllık Yalnızlığın Netflix'te dizi oluyor olması gibi. Başka tabii Proust. Yani memoria, hatırlamak, hafıza, bir hafıza.
bir anlayış ve şey aslında bir yaş almakla da ilgili. Yani zor okunan Proust bir yazar ama imkansız değil. Paragraf paragraf, cümle cümle okunabilir. Hiçbir kitap imkansız değil. Ben biraz klasik eserleri okumakta zorluk çekenlere hep şeyi öneriyorum. Aslında eserler üzerine yazılmış incelemeleri okuyabilirler. Kesinlikle çok iyi. Yani açıcı. Mesela İngiliz edebiyatı Mina Urgan'ın. Virginia Woolf'u okumadan önce hakikaten Mina Urgan'ın Virginia Woolf'u okunabilir. Milan Kundera'nın edebiyat denemeleri olabilir. Bana bir sürü yazarı la ilişki kurmayı öğretti. Kafka'yı mesela. Evet, onu evet. Okuduktan sonra ha bir dakika buradan gideceğiz herhalde dedim. Evet. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Virginia Woolf mesela ben Deniz Feneri'ni zor okumuştum, okuyamamıştım. Ama Dalloway'i okumuştum. Sonra aslında incelemelerden sonra ikinci okuyuşumda Deniz Feneri'ni anlayabilmiştim. Bence hiçbir anlaşılmayacak kitaplar değil. Evet. İnsanlar korkuyor kitaplardan ama değil. Márquez tabii büyülü dünya. Bu kitabın benim için önemi şu, 90'da candan çıkmış. Ben üniversitede okuyorum tabii ki heyecanla. 3 yıl sonra benim Can Yayınlarından kitabım çıkacak. Hep onu hatırlatıyor bana bu kitaplara bakma halim. O sırada yazmış mıydınız ya da daha hiç yazılmamış mıydı? Yazılmamıştı. 93'te yayınlanacak. Şiir tabii ki seviyorum. Lale Müldür'ü severim. Gülten Akın. Lale Müldür'ün çok özel bir dünyası var. Tabii şiir deyince Keats. Yani uzağa git, daha uzağa. Çünkü sana uçacağım. Çok iyi bir çevirisi olmadı. Çok, maalesef çok zor bir şey. Tabii burada İtalyan edebiyatı eksik aslında. Aklıma çok sevgili dostum Eren Yücesan Cende'ye geliyor. Pek çok sevdiğim metni ondan Marika okudum. Bir çevirmen, evet. Umberto Eco'lar, Ferrante. Calvino da çevirdi. Calvino. Çalışkan ve hakikaten o aslında yazarlar ne kadar şanslı. Kendi ana dillerinde konuşur gibi bu dilde kesinlikle yer buluyorlar. Çok iyi çevirmenlerimiz var. Tabii bu hafta başında Dünya Çeviri Günü'ydü. Bu arada onu da anmış olalım çevirmenlerimizi bu vesileyle. Aslında Türk Edebiyatı'ndan epey kadın yazar var sayacağım. Peride Celal'le tanışma fırsatım da oldu. Jaguar çok özel bir kitap bence. O uzun öykü. Arabalarla ilgili epeyce şey öğrendiğini anlatmıştı. Adalet Ağoğlu aynı şekilde, Ölmeye Yatmak, Sevgi Soysal, Latife Tekin, çok kıymetli bir kuşak aslında, bizi var eden kuşak. Ve tabii benim bir de Fawcett'im var. Büyücüsü favorim, çok o tekinsiz, muazzam bir kitap. Çok acayip bir kitap. Çok ilginç ve öğretmenlik yaptığı işte o Yunan adasında onu cezbeden şeyler. Frances Teğmen'in Kadını aynı şekilde. Filmini izlediniz mi? Evet ve filmin senaryosunu ben yazacağım diye tutturduğu için berbat etmiş. O yüzden bu detayı bilmiyordum. Evet, yazarların aslında bir şekilde teslim olması gerekiyor. Doğru. Eğer karar verirseniz... bence bırakmanız gerekiyor. Ortak işler başka bir şey. Ve biz yazarlar çoğu zaman bunu beceremiyoruz. Ve bir de romanın içinden çıkıp bir sinema için bir şey yapmak zor olabilir. Yani Faust hakikaten büyük bir yazar. Ne kaldı başka bavulumuzda? Evet, Harry Potter kaldı. Yani ben aslında bu dönemin klasiği bence. Yani hem yazar hikayesi olarak çok ilginç. Bir başarısızlık hikayesi de aslında. Yani evet. Zor şartlarda yazılması, kapı kapı gezip yayıncı araması, ajan araması. Ki başarısızlık başarıdan daha kıymetli bence. Çünkü düşersiniz sonunda yani kalkarsınız ve koşarsınız. Ve müthiş bir hayal gücü. Çocuklarımla tanıştım. Dolayısıyla çok sevdim Harry Potter'ı. Yani o çocuklara tam sizin yayının başına söylediğiniz edebiyatın ne kadar insanı içine alan ve sürükleyici ve uçsuz bucaksız bir şey olduğunu anlatabildiği için çok kıymetli buluyorum ben de bu kitapta. Evet. Yani okuma
pratiğini bir şekilde kazandırıyor ve gerçekten müthiş. Buyurun devam edelim. Filmleriniz bayağı yüklü. Evet, filmlere. Evet, Jaws. İyi yani, bir sinema izleyicisiniz siz, evet, değil mi? Evet, evet. Seviyorum sinemayı. Hani Jaws bizi denizden soğuttu bir nesli. Çok ben yüzmeyi çok severdim. Siz hala da seviyorum tabii Jaws korkum geçtiği için. Yani müthiş bir korku filmi. Sinemada mı izlemiştin? Sinemada izlemiştim. Ve yani korkudan hakikaten denize girememiştik. Çocuktum tabii ki o zaman. Ve yine TRT'de izlediğim böyle Kelebek. Müthiş bir filmdi. Ve romanı da aslında güzeldi. Yani lise yıllarında okumuştum. Çok hani çala kalem yazılmış olsa bile müthiş bir serüven. Steve McQueen'i çok seviyordum. Ve serüven filmleri böyle büyülüyordu beni. Kral ve Ben yine aynı şekilde çocukluğumun filmleri. O müthiş bir şeydi. Ah Güzel İstanbul, yani bu kadar tatlı bir film var mı? Evet. Ve Ayla Algan'la yıllar sonra biz şeyde tanıştık. Yani denize girdiğimiz yer ortaktı. Yani sürekli Ah Güzel İstanbul vardı kafamda. Çok hoş bir insandı. Ayla Hanım, kızı. O da değişik bir şeydi bizim için. Neredeyse bütün yaz birlikte geçiyordu aynı sahilde. Çok özel bir insan olduğuna dair herkesin ortak sanırım böyle yani kaybından sonra da zaten anladık. Çünkü herkesi birleştiren, bir duyguda birleştiren bir insandı yani. İyi bir sanatçıydı. Vesikalı yarım Türkan Şoray'ı çok severim. Yani onun da o rolden role girmesi tam hani masa başında bizlerin bir sürü karakterin içinden girip çıkmamız gibi. Ama hayatta böyle daha tutuk olmak, daha ürkek olmak. Ama kamera önünde başka bir şeye dönüşmek, kitaplarda başka bir şeye dönüşmek. Onun çok güzel söylediniz. Şeyini görüyorum, çok benzerlik buluyorum. Doğru. O duyguyla yani ben de kitaplarda çok tekinsiz şeylerin içine sokuyorum kahramanlarımı hayatta ama çok korkak bir kadınım. Ya, çok çok haklısınız. Oyunculuk da böyle bir şey gerçekten. O hani sanki bir sayfanın başına oturmak ve kameranın tuşuna basılması gibi. Evet. Bir değişme hali. Tabii bu üçleme aklımızı başımızdan almış 90'lı yıllar. 93'ü hiç unutmuyorum. Tekrar izledim. Blue, yani Mavi çok güzel bir filmdi. Hem Juliette Binoche gibi çok akıllı bir kadını sinemaya armağan etti. Yani doğru. Kariyerini ve olmamıştı her şeyi iyi kadın. Yönetebilen. Evet. Sadece yetenek yeterli değil. Bu sanırım bu programda bu Bubble'dan en çok çıkan film olabilir. İstatistik emin değilim ama %99 o. Çok acayip iz bırakmış durumda herkeste. Bence en güzel aşk filmi buydu. Müthiş bir filmdi. Görüntüleri, müziği çok acayipti. Aşk Sema ve bu müthiş bir filmdi. Hatırlamak, bellek, silelim hepsini. Siz? Böyle bir, şimdi Proust üzerine çok konuşamadık tabii şey olduğu için. Ben aslında bu programın isim verirken kafamdaki isimlerden bir tanesi de Madeleine Kurabiyesi'ydi. Çünkü bir şey, bir eşyaya bakmak ve hatırlamak ve gitmek geriye gibi. Hafızanız çok kuvvetli, onu yayın öncesinde konuşurken anladım. İşte Proust, bu film, Memoria, yani hafıza sizin böyle bir... Evet. Belleğin çalışma biçimleri çok üzerine düşündüğünüz bir şey zannediyorum. Doğru muyum? Evet, yani aslında memoria için mesela bizi yani neredeyse tıbbi okumaya varan bir şey de okudum. Hatta bir nörolog arkadaşım şey diyor, hakikaten derste okutmamız lazım. Bir zihin nasıl işler bu romanda var. Evet yani sadece hani edebiyattan değil, aslında edebiyat da bir tür şey çağrışımı da yapıyor. Doğru. Yani Proust bir zihin bilimciydi diye bir bilim kitabı var hatta. Evet, galiba biliyorum bunu. Ve pek çok yazarın aslında nasıl ilham verdiği pek çok buluşa, nörolojik buluşa, önceden yazarların nasıl sezdiği yönünde. Doğru, evet. Ve buradan çok eğlenceli bir filme geçiyoruz. Bu kızımın çok küçükken sevdiği, çok sevdiği bir film. Yani çok sinefildi Tamar, hala da sinefil. Yani Marcello Mastroianni'yi de dedeme çok benzetirim. O yüzden ayrı bir şey. Yani buradaki o soyunma sahnesi falan müthişti yani. Müthiş bir çift. Ve tabii geldik. Artık sinemanın şey değişik şey çocuğuna. Antik Yunan'dan alıyor gücünü.
Müthiş uyarlamaları var tabii ki. Lanthimos. Ya, bu seçkide yok ama Roma filmini yapan Cuarón'u da koyabilirim. Hı. Meksikalı. Alfonso Cuarón. Evet, çok yetenekli. Yine bu seçkide yok ama aynı bu çağdaşlarına Sorrentino'yu ekleyebilirim. Muhteşem güzellik. Olağanüstü bir film. Ve tabii Haneke. O karanlık, çöplüğündeki karanlık, sarmaşıktaki biraz Memoria'nın sonundaki karanlık, büyük sinemacı. Tabii bir diğer manyak diyesim geliyor ve deli. Trier, evet. Dogville. Çok acayip bir filmdi. Ve sahne biçiminde olması da ilginçti. Onu uçak korkusu yüzünden öyle yaptı. Bunu bilmiyorum. Evet, Amerika'ya gidemediği için filmi çekmeye. Ve o da hani o şekilde Nicole Kidman gelecek ve bu düzeneyi aslında icat ediyor. Her yere zaten karavanıyla gidiyor. Ama depresyondan hastanede yatıyor. Bir yandan da tabii ki aslında zihin çok da arıza verdiğinde de sıkıntılı. Biraz o sulara biraz gitmeye başladı. Melankolia çok güzeldi. Çok parlak bir sinemacı. Çok, kesinlikle. Ve artık adını çok zor söyleyebileceğimiz Apache Kapoponk diyeceğim. Amcam önceki hayatlarını hatırlıyor. Tilda Swinton'ın memoryası var bunun da. Bir ses duyan, o sesin peşinden giden kadın en son. Taylandlı bir yönetmen. İlginç yani. Bu da kendi hayallerini çok güzel dayıyor ve evet bu diyor. Çok değişik hayalleri. Memoria'yı biliyorum Tilda Swinton'dan ötürü. Çok merak ettim ve bakacağım. Ah, Old Boy. Old Boy, evet. Kore'de tanışmıştık yönetmeniyle. Olduğunu anlamadık ve böyle Koreliler de çok yüksek sesle konuşuyorlar. Sanki böyle hani bir hesap ödeme şeyi, kavgası çıktı gibi bir şey vardı. Meğer yer yok işte ona, hayır biz oturduk falan deniyormuş. Biz bütün yazarlar oturmuşuz. Sonra şey dediler, o da bir yönetmen. Old Boy diye bir film çekti. Ne deyip Amerikalı bir tarihçi vardı aramızda. O kalkmıştı, şey demişti, ben gideyim o oturursun. Ya çok doğru. Ve onu çağırdık ve yer açtık ve bir şeyler imzalattık. Herkes şaşırdı tabii. Orada şeyi anlamıştım. Kendi cemaatinizden olunca, kendi toprağınızda aslında evden birisisiniz. Kıymetiniz doğru. Çok dışarıda bilinmiyor bilin. Ama evet. Dışarıdan bir göz sizi daha iyi biliyor. Onun evet. Adını duyalım. Elinize evet, kalmasın. Yani, en diğerleri müthiş bir korku filmi ve Henry James'in Yürek Bulgusu öyküsünden uyarlamadır. Piyano aynı şekilde Jane Champion'un acayip bir filmi ve bence bir kitap uyarlanacaksa böyle uyarlanmalı. Evet, evet. Bir kitap uyarlamak isteyen bütün yönetmenler de bence kitabı okuyup filmi izleyip evet herhalde bu olabilir demedim. Bitirdik değil mi Babul? Evet. Harika. Bitirdik. Çok teşekkür ederim Şebnem Hanım. Yani yine bu programın süresinin çok yetersiz geldiği bölümlerden biriydi. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbetti. Epeyce de böyle sizin şekillendirenlere dair fikir edinmiş olduk. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Her hafta olduğu gibi sizleri şehirde neler olduğuna baktığımız etkinlik ajandamıza uğurluyoruz. Ardından, videonun ardından ben yeni çıkan kitapları anlatmak üzere karşınızda olacağım. Buyurunuz videomuza. Pandora'nın merakı haftanın kültür sanat etkinliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek, sanatı, kültürü, tarihi tek bir noktada birleştirmeyi başaran, Türkiye'nin en büyük festivali olarak bilinen Türkiye Kültür Yolu Festivali, birbirinden özel etkinlikleri İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında düzenlenen sergilerden bu hafta sizin için seçtiklerimiz şu şekilde. Türkiye'de ilk kez sergilenen ve Frida Kahlo'nun derin ve fırtınalı dünyasını gün yüzüne çıkaran Frida Kahlo'nun günlükleri, 26 Ekim tarihine kadar Grand Pera tarihi binada ziyaret edilebilecek.
bir diğer sergi ise Andy Warhol'un dünyası, Pop Art'ın ikonu sergisi. Andy Warhol'un çarpıcı dünyasının izini sürmek için Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen sergi 31 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. Kültür Yolu Festivali kapsamında 6 Ekim Pazar akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Uçan Hollandalı Operası sanatseverlerle buluşacak. Beşinci Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak premier yapan ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2024-2025 repertuarında yerini alan eserin librettosu ise Richard Wagner'e ait. Ekim ayı, film ayı. Bu yılki sloganı geldi ki gözümün çiçeği olan film ekimi, bir kez daha sinema severleri Cannes, Venedik, Locarno ve Toronto festivallerinde premierlerini yapmış ödüllü filmlerle buluşturuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 23.sü düzenlenen Film Ekimi, bu yıl 4 ayrı şehirde sinefillerle bir araya gelecek. 4-13 Ekim tarihlerinde ilk olarak İstanbul'da başlayacak olan Film Ekimi'nin detaylı programına filmekimi.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz. Haftanın vizyon filminde ise Joker'in uzun süredir beklenen devam filmi Joker İkili Delilik yer alıyor. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Yapımcıları arasında Bradley Cooper'ın yer aldığı ve yönetmenliğini Todd Phillips'in yaptığı filmde Joaquin Phoenix ve Lady Gaga bir araya geldi. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. We're not alone anymore. Dünya premieri Eylül'de Venedik Film Festivali'nde yapılan film, Joker'in kendi içindeki müziği bulmasından yola çıkarak müzikal unsurlar da içeriyor. Evet, bir kitap seçkisiyle karşınızdayım. Yayında da söyledim, burada da söylemek istiyorum. Pazartesi günü 29 Eylül Dünya Çeviri Günü'ydü. Çok kıymetli bir iş çeviri ve maddi ve manevi olarak emeklerinin karşılığını genelde alamıyor çevirmenler. O yüzden en azından o çeviri gününü kutlamak ve bize bu kitapları okunabilir hale getirdikleri, bizim için dilimize çevirdikleri için tüm çevirmenlerimize teşekkür edelim. Ben bu yayınlarda özellikle dikkat ediyorum çevirmenin ismini mutlaka zikretmeye. Bu vesileyle de tekrar ne kadar kıymetli olduklarını söylemek istiyorum. Ve başlıyorum. Elimde bir kurgu dışı bir şey var. Theodora, David Potter'ın kitabı Deniz Suna çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Yayınlandı Theodora, benim tarihte en ilginç bulduğum figürlerden biri. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu biyografi serisinden İş Bankası'nın Dünyaya Yön Verenler serisi. 1500-1600 yıl kadar önce bu şehirde İstanbul'da hüküm sürmüş bir imparatoriçe o. Ünlü Bizans imparatoru Justinian'ın karısı. Onun hayat hikayesi bu ve aslında Bizanslı tarihçi Prokopius'un onunla ilgili bir takım tatsız iddiaları vardır. Çok fitneci olduğuna dair. Onları da birazcık böyle açmaya çalışan bir cevap niteliğinde bir kitap. Çok heyecan verici bence. Çok merak ettiğim bir eser kendisi. İlki bu. Hayırlı olsun meraklılarına. Ardından Monica Ojeda diye okunduğunu düşünüyorum. Çene Kemiği, Itaki'den yayınlandı. Bengi de San Matos Paixao çevirisiyle. Bengi Hanım'ın bu Portekizce soyadını hep zorlanıyorum okurken. Ekvadorlu yazar Monica Ojeda. Bu kitap Latin Amerika'nın son yıllarda çıkardığı en önemli yazarlardan biri olarak kabul ediliyor Ojeda, 88'li. Bir seçkin bir Ekvador'da seçkin bir kolejde okuyan iki kız öğrencinin kendilerine tuhaf oyunlar icat etmeleri ve ardından öğretmenlerinin de onlara katılmasıyla gelişen olaylar, biraz tekinsiz bir roman bu.
Arkasında bir Mariana Enriquez övgüsü var. 2 hafta önce kendisini burada övmüştüm, Arjantinli yazar. Onun övgüsüne mazhar olmuş. Bu da benim iyice merak etmeme sebebiyet verdi. Çene kemiği İtaki'den. Rebecca Solnit'in yakındaki uzak. Rebecca Solnit feminist aktivist ve yazar, meşhur aslında, Türkiye'de de çok okunuyor. Asude Küçük çevirisiyle Minotaur Kitap'tan yayınlandı. Burada kendi hikayesi üzerinden yola çıkıp annesiyle yaşadığı anlara geri dönüyor. Binbir Gece masallarına, Frankenstein'e, böyle kurmacanın binbir türlü imkanını kullanarak hikaye ne anlattığımız değil, nasıl anlattığımız önemlidir diyerek bir metin inşa ediyor diyelim. Yakındaki uzak, bu da haftanın dikkat çekenlerinden. Ardından Tayfun Pirselimoğlu'nun Cerrahı iletişimden yayınlandı. Tayfun Pirselimoğlu malumunuz çok önemli bir yazar ve yönetmen. Burada da devlet için yüz değiştirme operasyonları yapan bir cerrahın öyküsünü anlatıyor. Tayfun Bey'i de bu programda ağırlamayı çok arzu ettiğimi bu vesileyle söylemiş olayım. Dilin 7. işlevi Laurent Binet'in eseri Melis Oflas çevirisiyle Siren Kitap'tan yayınlandı. Laurent Binet aslında ilk kitabıyla Goncourt ödülü almış bir Fransız yazar. Bu çok eğlenceli bir kitaba benziyor ve ben çok merak ediyorum. Ünlü felsefecileri bir polisiyenin içine koyuyor. Yani Umberto Eco, Judith Butler, Derrida, Foucault filan gibi isimlerden bir polisiye hikaye devşiriyor. Böyle yarı gerçek, yarı kurmaca, çok eğlenceli, oyuncaklı bir kitap. Karnaval havasında bir roman diyor arkasında. Bana da öyle geliyor. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Son olarak da Medusa Kitap'tan, sadece kadın yazarların kitaplarını basan o çok sevdiğim yayın evi, Emily Pine'ın Kaç Ya Da Kal, Begüm Kovulmaz çevirisiyle. Emily Pine Kendime Notlarıyla çok okunmuştu ülkemizde de, başka ülkelerde de. Bu sefer bir romanla karşımızda, iki kadının, biri 43, biri 16 yaşında iki kadının Dublin sokaklarında yürüyüp sohbet etmeleri, aslında bir anlamda bir James Joyce'a da selam çakan bir feminist anlatı bu. İki kadının, farklı yaşlardaki iki kadının hayatı anlama hikayeleri. Evet, soluk soluğa bir 5 dakikanın ardından haftanın kitapları da böyleydi. Her zaman olduğu gibi bu saatlere kadar burada kalıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de benim için olduğu kadar güzel, zihin açıcı bir bölüm olmuştur. Ben çok keyif aldım. Şebnem Hanım'a da bir kez daha gıyabında da teşekkür etmiş olayım. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı yine 23.10'da yeni bir konukla karşınızda olacağız. Herkese iyi geceler, teşekkürler.